Herkese yeniden merhabalar. Yine inanılmaz lezzetli, kolay, pratik ve çok da farklı bir tarifle geldim size. Şöyle yarım kilo tavuk ciğeri ve tavuk yüreği karışık, temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra doğradım. Ve şimdi alıyorum ve hemen tavan başına geçiyorum. Pate tarifi veriyorum. Avrupalıların meşhur bir tarifidir. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tavaya aktardım. Üzerine soğanı doğrayıp ekledim ve üzerine 2-3 diş sarımsak ekleyebilirsiniz. 2 diş sarımsak ekledim ben de. Soğan kavrulana kadar biraz karıştırıyorum. Şöyle soğanların rengi dönünce havuç ekliyorum. Havuçlarımızı da soyduk. Soyduktan sonra doğradık. Ve onu da ekliyorum. Malzemeleri açıklamaları kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. 2 adet havuç ekledim. Soğanımda 2 orta boy soğandı. 2 adet soğan, 2 adet havuç 2 i̇ki iki diş de sarımsak. Birlikte böyle kavuruyorum. Daha sonra üzerine Temizlediğimiz e, ciğerleri ekliyorum, içindeki fazlalık yağlarını hepsini aldım ve karıştırıyorum. Ciğer önce suyunu salar, daha sonra suyunu çekene kadar pişiriyorum, tam pişiriyorum yani böyle yediğinizde o koku gelmeyecek şekilde olmalı. 2 adet defne yaprağı da ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra defne yaprağını içinden çıkaracağız tam kavrulduktan sonra ciğerimiz suyunu saldı, daha sonra suyunu iyice çekti ve tam kavruldu. Bu aşamada karabiber, 2 çay kaşığı karabiber ekliyorum, 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzsuz olmamasına dikkat edelim lütfen ve karabiber de çok yakışıyor. İkisini de ekledikten sonra tekrar 1 dakika boyunca kavuruyorum. Ciğerlerimiz böyle sulu sulu olacak. Ama çiğ değil, tam pişmiş ve sulu sulu olacak. Böyle bastığınızda sünger gibi olacak. Şimdi bir tane size göstereceğim. Hemen bir tanesini kesiyorum. Kaşıkla bakın kolaylıkla kesiliyor. Zaten ciğer çabuk pişer. Şöyle bakın bastığınızda içinde kan, kan olmayacak ve bastığında sünger gibi. E, yumuşak olmalı hemen tavamı ocaktan aldım ve e, ciğerleri bir tabağa boşaltıyorum bir kaba boşalttıktan sonra tekrar aynı tavayı yıkamadan kullanıyoruz ocağa alıyorum hemen tavamı bir çay bardağı süt ekliyorum ve yarım çay bardağı da krema ekliyorum İsterseniz sütü ve kremayı direkt ciğerin üstüne ekleyebilirsiniz. Ben bütün bu altındaki aromasını içine geçmesini istiyorum. Biraz pişirmek yani deglaze etmek istiyorum. Bunun kıvamı daha farklı ve daha lezzetli oluyor bana göre. Ben bu şekilde daha seviyorum. Şöyle krema ve süt biraz piştikten sonra ve içindeki suyu buhar olduktan sonra ciğerleri üzerine ekliyorum ve cil, bu bütün kremayı çekene kadar pişiriyoruz çok uzun sürmüyor 2 dakika boyunca böyle ocakta karıştırıyoruz ve bütün kremayı çekiyor dediğim gibi siz isterseniz sütü ve kremayı direkt ciğerin üzerine dökerek de pişirebilirsiniz yedirebilirsiniz ama tavada biraz böyle degdaze edince çok daha lezzetli oluyor ve içindeki defne yaprağını da çıkarıyorum krema çektikten sonra ocaktan alıyorum bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı zil bildirimini açmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videomu kaydederek ve sevdiklerinizle paylaşarak veya Sosyal medya hesabınızda paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ciğer kremayı iyice çektikten sonra, sütü ve kremayı iyice çektikten sonra e, kabıma aktarıyorum ve blender ile iyice eziyorum. Tam püre haline gelecek şekilde olmalı çünkü bunu ekmeğe sürerek yiyoruz. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi isterseniz robota atabilirsiniz, isterseniz bu şekilde blender ile ezebilirsiniz. Bütün ciğeri havuçları böyle pürüzsüz olana kadar ezdim. Daha sonra bunu kavanozlara koyuyoruz. 10 15 gün veya bir hafta dolapta kalabilir. E şimdi üzerine tereyağı döküyorum. Tereyağı erittim. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi bir çay bardağı tereyağını üzerlerine döküyorum bir kavanoz yaptım bir de birazını kaseye koydum kasedekini günlük tüketeceğiz bitince diğer kavanozdakini yiyeceğiz bu tereyağın üzerine mutlaka döküyoruz ki onu daha iyi korunması için daha iyi olması için bunu işlemi mutlaka yapıyoruz ve mutlaka dolapta bekletiyoruz kesinlikle dışarıda bekleyemez dışarıda bir gün bile bekleyemez dolabın alt kısmında veya kahvaltılık kısmında bekletebilirsiniz. Şimdi bunları dolaba kaldırıyorum. Bir iki saat sonra tekrar size sunum yapmak için göstermek için çıkarıyorum. Bu üzerindeki tereyağı iyice donacak. Böyle kalıp tutacak üzerini korumak için. Yani 10-15 günden fazla bu kalmıyor. Dolapta da kalmaz arkadaşlar. Dikkat edin eğer dolabınız iyi korunmuyorsa bir haftadan fazla bekletmeyin lütfen şöyle kızarılmış ekmeğin üzerine sürüyoruz ve afiyetle yiyoruz hatta bunun üzerine reçel bile sürüp yeniliyor reçel ve ciğer bizim damak tadımıza pek uygun olmadığı için birlikte tüketmiyoruz ama Avrupalılar o şekilde de tüketiyorlar e biz sadece ciğer pateyi bu şekilde tüketiyoruz çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ediyorum ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.